açıklamada fiziki faktörlerin biyoçeşitlilik üzerindeki etkisinden bahsedilmiştir. Buna göre biyoçeşitliliği etkileyen farklı faktörlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Ekvatordan kutuplara doğru sıcaklık azalmasına bağlı olarak geniş, karışık ve ine yapraklı şeklinde orman kuşaklarının oluşması enleme bağlı olarak meydana gelmektedir, olumlu etkidir. Yer şekillerinin yüksek kesimlerinde bitkiler alçak kesimlerine göre daha geç çiçek açmakta ve daha erken yaprak dökmektedir. Yükseltiye bağlı olarak sıcaklığın değişmesinden kaynaklanmaktadır. Bu da olumlu bir etkidir. Yer şekillerinin engebeli olduğu bölgelerde kısa mesafelerde iklim değişikliği, biyoçeşitliliği olumsuz etkiler, bu yanlıştır. Yer şekillerinin engebeli olduğu yerde iklim kısa mesafede değişir ve biyoçeşitlilik buna bağlı olarak burada oldukça fazla zengin bir özellik gösterir. Olumsuz bir özellik değildir, bu yanlıştır. Bataklıkların ve göllerin varlığı biyoçeşitliliği arttırmaktadır. Özellikle bu alanlar biyoçeşitliliğin en zengin olduğu yerlerdir. Bitkiler ihtiyaç duydukları besin maddelerinin ve suyun önemli bir kısmını topraktan elde eder. Toprak veriminin fazla olduğu alanlarda biyoçeşitlilik fazladır. Bu da doğrudur. Özellikle toprak ve sıcaklık şartlarına uygun olduğu yerlerde biyoçeşitliliğin zengin olduğunu söyleyebiliriz. Bu seçenekler içerisinde yanlış olarak gösterilen seçenek C seçeneğidir. Aşağıdaki kavram haritasında karbonun açığa çıkmasına ve karbonun doğada azalmasına neden olan bazı etmenler gösterilmiştir. Bu tabloda bazı hatalar vardır. Buna göre yukarıdakilerden hangilerinin yerleri değiştirilirse hata giderilmiş olur. Karbonun açığa çıkmasına neden olan etmenlere baktığımızda kireç taşının ayrışması doğrudur. Bitkilerin fotosentez yapması yanlıştır. Bu karbonun değil oksijenin artmasını, karbondioksitin azalmasını sağlar. Canlı kalıntıların ve öllerin çürümesi, fosil yakıtların yanması karbonu açığa çıkartır ama bitkilerin fotosentez yapması karbonun azalmasına sebep olur. Karbonun doğada azalmasına neden olan faktörlere baktığımızda fosil yakıtların oluşumu azaltır, orman yangınlarının oluşumu arttırır, bu yanlıştır. Karbonatlı kayaçların oluşumu ve deniz hayvanların kabuk oluşumu karbon miktarını azaltır. Bunların içerisinde 2 ve 6 yer değiştirirse bu daha doğru olacaktır. B seçeneği doğru cevaptır. Nadiren görülen doğa olaylarına ekstrem olaylar denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi ekstrem bir doğa olayının oluşmasının nedenleri arasında gösterilemez? Yağışların normal değerinin çok altında olması ve aşırı sıcaklıkların yaşanması ekstrem bir olaydır. Uzay boşluğunda yer alan dev kaya parçası olan asteroitlerin yere düşmesi ekstrem bir olaydır, nadir görülür. Yer kabuğundaki büyük fay hatlarının harekete geçmesi, deprem olması ekstrem bir olaydır. Sürekli rüzgarların kuzey yarımkürede saat ibresi, güney yarımkürede saat ibresinin tersi yönde sapması ekstrem bir olay değildir. Dünyanın günlük hareketi sonucunda rüzgarların sapmaya uğramasıyla meydana gelmektedir bu olay. Olağan bir olaydır. Eğer tersi olsaydı bu durum ekstrem bir olay olacaktı. Sıcaklık değerlerinin mevsim normallerinin altına düşmesi ve düşük sıcaklıkların uzun süre devam etmesi ekstrem bir olaydır. Özellikle bu düşük sıcaklıkların 3 günden fazla sürmesi ekstrem olay olduğunu kanıtlamaktadır. Bunlar içerisinde yanlış gösterilen D seçeneğidir. İnsanların faaliyetleri madde döngülerinin dengesini bozmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin bu duruma örnek olduğu söylenemez. Termik santrallerde fosil yakıtlardan elektrik üretilmesi karbon döngüsünü bozar. Azotlu gübrelerin tarımda verimi arttırmak için kullanılması azot döngüsünü bozmaktadır. Yıldırım ve şimşeklerin etkisiyle azotun nitrata dönüşerek toprağa geçmesi bu azot döngüsüdür ve azotun bu şekilde toprağa geçmesi doğal bir olaydır. Aksi takdirde insanların müdahalesiyle olsaydı azot döngüsü bozulmuş olacaktı. Kentlerde yüzeylerin asfalt ve betonlarla kaplanması sıcaklığı arttırmaktadır. Dolayısıyla sıcaklığı bozmaktadır. Yağmur ormanlarının kesilerek tarım alanlarına dönüştürülmesi oksijen dengesini bozmaktadır. Bunlar içerisinde örnek gösterilemeyecek C seçeneğidir. Farklı ülkelerden bilim insanlarının bir araya gelerek küresel iklim değişiminin etkilerini azaltma ve değişime uyum sağlamanın değerlendirildiği çalışmaları organize eder. Değerlendirme raporları yayımlar, raporlarda ülkelerin yöneticilerine güvenilir bilimsel bilgi vermek amaçlanmaktadır. Bu parçada çalışma şekli verilen uluslararası kuruluş aşağıdakilerden hangisidir? Bu özellikler hükümetler arası iklim değişikliği paneline aittir. Buradaki bilim insanlarının amacı
iklim değişimiyle alakalı bilgiler edinmek ve hükümetlerine bilgi vermektir. C seçeneği doğru cevaptır. Diğer seçeneklere baktığımızda Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın amacı dünyanın doğal dengesini korumaktır. Kyoto Protokolü ve Paris İklim Anlaşmaları'nın amacı karbon salınımı ve sera gazı etkisini azaltmaktır. Türkiye Erozyonla Mücadele ve Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı'nın amacı tema olarak bildiğimiz bu vakıf erozyonla mücadele ve ağaçlandırmayı amaçlamaktadır. Doğru cevap C seçeneğidir. Bu soruda harita üzerinde bazı alanlar işaretlenmiştir. Canlıların yeryüzüne dağılışını etkileyen faktörler düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bir numaralı alan buzul devri yaşanmasıyla Alaska ile Sibirya arasında canlı geçişini sağlamıştır. Bering Boğazı'na karşılık gelmektedir bu alan. Bu bilgi doğrudur. İki numaralı alanda canlı çeşitliliğin az olmasında iklim koşulları etkilidir. Grönland buzullarla kaplıdır. Kutup iklimi görülmektedir bu alanda. Dolayısıyla bu bilgi de doğrudur. 3 numaralı alana kanal açılması Akdeniz ile Kızıldeniz arasında canlı geçişini sağlamıştır. Bu şekilde Akdeniz Hint Okyanusu'na bağlanmıştır. Bu bilgi de doğrudur. 5 numaralı alanda canlı çeşitliliğin az olmasında enlem etkilidir. Bu bilgi yanlıştır. Burada enlem etkili değil, karasallık etkilidir. Çünkü aynı enlem üzerinde bulunan diğer alanlarda canlı çeşitlilik fazladır. Burada dağların arasında kalmasına bağlı olarak oluşan karasallıktan dolayı canlı çeşitliliği bu bölgede azdır. Bu yanlıştır. 6 numaralı alanda canlı çeşitliliğin 4 numaralı alandan az olması yağışın az olmasıdır. Bu doğrudur. 4 numaralı alanda yağış fazla tropikal bölgeye karşılık gelirken 6 numaralı alan çöle karşılık gelmektedir. Bunlar içerisinde yanlış olan D seçeneğidir. Bu soruda iki bölgedeki bitki kuşaklarının yüksekliğe göre dağılışı gösterilmiştir. Şekillere baktığımızda birinci görselde orman üst sınırının 5000 metre, ikincisinde ise 3500 metre olduğunu görmekteyiz. Yine yaprak türlerinin dağılışı da iki şekilde de birbirinden farklılık göstermektedir. Buna göre iki bölgede bitki örtüsünde görülen bu farklılık aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır? Yükseltinin sıcaklık üzerindeki etkisiyle açıklanamaz. Eğer açıklansaydı aynı tür bitkiler aynı yükseltiye kadar yetişebilirdi. Toprak türlerinin farklılaşmasıyla açıklanamaz çünkü toprak türleriyle alakalı bilgi verilmemiştir. Endemin sıcaklık üzerindeki etkisiyle açıklanabilir. Çünkü ekvatordan kutuplara doğru orman üst sınırı alçalmaktadır. Dolayısıyla birinci şekil ekvatora daha yakın, ikinci şekil ise ekvatora daha uzaktır birinciye göre. Yağış rejimlerinin düzensizliği ile açıklanamaz. Yağış rejimi ile alakalı bilgi verilmemiştir. Yine yükseltinin yağış üzerindeki etkisiyle alakalı bilgi verilmediği için bununla açıklanamaz. Bu durum sadece enlemin sıcaklık üzerindeki etkisiyle açıklanır. Sıcaklık ekvatordan kutuplara doğru kademeli olarak azalmaktadır. Buna bağlı olarak bitki örtüsünün üst sınırı da değişmektedir. Doğru cevap C seçeneğidir. Genel olarak sanayi devrimiyle birlikte insanların doğaya müdahalesi artmış, canlıların dağılışının etkileri daha da belirginleşmiştir. Buna göre aşağıdaki insan faaliyetlerinden hangisi yukarıdaki durum ile ilgili değildir? Ormanların ve otlakların tahrip edilmesi, insan müdahalesi ve bunun sonucunda olumsuz bir durumun ortaya çıkmasıdır. Fosil yakıtlarının atmosferi kirletmesiyle insan müdahalesinin çevreye olumsuz etkisidir. Evsel ve sanayi atıklarının toprağı ve suları kirletmesi yine insan müdahalesinin doğaya etkisidir. Su ürünlerinin aşırı avlanması bu da insan müdahalesinin canlıların dağılışı üzerindeki etkisidir. Enerjide yenilenebilir kaynaklardan üretimin artması bu insan müdahalesinin olumlu örneğidir. Bu şekilde doğal kaynakları korumaya yönelik bir adım atılmıştır. Diğerlerinden daha farklıdır. Olumlu bir örnektir. E seçeneği doğru cevap. Yukarıdakilerden hangilerinin atmosferdeki oksijen oranını azalttığı söylenebilir? Orman yangınlarının önlenmesi oksijen oranının azalmasını önler. Ormanların ve yeşil bitkilerin tahrip edilmesi oksijen miktarını azaltır. Çünkü bitkiler fotosentez yapamaz, oksijen üretemez. Bu sebeple oksijen miktarında azalma meydana gelir. Hidroelektrik santrallerinde elektrik üretilmesi oksijen miktarını artırır bu durum, azaltmaz. Ulaşım araçlarında ve çeşitli sanayi kuruluşlarındaki petrol kullanımı karbon miktarını artırır, dolayısıyla oksijen miktarını azaltır. Bunların içerisinde oksijen miktarını azaltan ikinci ve dördüncü öncüldür. D seçeneği doğru cevaptır.
Bu soruda Çad Gölü'nün alansal değişimi ile alakalı bir internet haberine yer vermiştir. Buna göre Afrika'da yer alan Çad Gölü, bölge ikliminde yaşanan kuraklık, sıcaklık artışı ve buharlaşma nedeniyle 1973-2017 yılına kadar alanının %95'ini kaybetmiştir. Tarım alanlarında aşırı su tüketimi, yanlış sulama yöntemleriyle bölgedeki en önemli su kaynaklarının kurumasında etkili olmuştur. Çad Gölü'nün kuruması, biyoçeşitlilikte azalmaya, rüzgar erozyonuna, tarım alanlarının kumlarla kaplanmasına, insanların sosyoekonomik sorunlar yaşamasına neden olmaktadır. Bu durum aşağıdaki sulak alanlardan hangisinde de yaşanmıştır? Aynı durum mu daha önce Aral Gölü'nde yaşanmıştır? Aral Gölü'nün iki kolu olan Amiderya ve Silidere nehirleri üzerinde baraj yapılması ve Aral Gölü'nün kaynağının kurutulması, Aral Gölü suyunun tarımda kullanılması sebebiyle günden güne azalmış, aynı durum kumların etrafa saçılması, biyoçeşitliliğin azalması yaşanmıştır. D seçeneği doğru cevaptır. Diğer göllere baktığımızda Victoria, Superior, Erie gölleri Amerika Birleşik Devletleri'nin kuzeyinde yer almaktadır. Oldukça büyük göllerdir. Tanganyika Gölü Orta Afrika'da yer almaktadır ve bunlar halen büyük ve su varlığını sürdüren göllerdir.